Her gün tonlarca yemek artığı çöpe dökülüyor. Oysa bu çöpleri çevreye faydalı hale getirmek mümkün. Beykoz Belediyesi bunun yöntemini buldu. Mutfak çöpleri kurulan sistem sayesinde gübreye dönüştürülüyor. İnanması güç ama bu gübre tamamen mutfaktan çıkan yemek artıklarıyla üretiliyor. Yemek çöplerini gübreye dönüştüren sistem Beykoz Belediyesi tarafından kullanılıyor. Sistem son derece basit. Yemeklerden kalanlar çöpe atılmak yerine bu makinenin haznesine dökülüyor ve ardından düğmeye basılıyor. Yemekhanede çıkan tepsilerden biri, hemen bakıyoruz, biraz salata, et yemeğinden biraz bir şeyler kalmış. Burada bir yeşillik var. Erişte ve bir parça ekmek. Şimdi geri dönüşüm için bu malzemeleri tek tek hazneye atıyoruz. Erişteye attık. Salata, buradaki yeşillik, içinde limon da vardı. Et yemeğinden geriye kalanlar ve biraz da ekmek. Ekmeği de yine hazneye atıyoruz ve makine çalışmaya başlıyor. Kompost makinesine yemek atıkları ve mutfaktan çıkan diğer çöpleri attık. Şimdi sıra gübreyi almaya geldi. İşte hazneye bakıyoruz. Kompost makinesi çalıştıktan sonra ortaya gübre çıktı. Bu gübre bildiğimiz gübreden görüntü olarak herhangi bir farkı olmayan gübre. Mutfaktan çıkan atıklarımızı hiç çöpe atmıyoruz. Tamamı bu gördüğünüz makinenin içerisine geliyor ve burada gördüğünüz gibi çıktığı şey yine tabiata dönecek olan bir gübre haline dönüşüyor. Geri dönüşümden elde edilen gübrenin önemli bir özelliği var. Nadasa bırakmaksızın tarım yapmanıza destek olur, toprağı kuvvetlendirir ve emini arttırır. Yemekhane atıklarından üretilen gübre daha sonra Beykoz Belediyesi'nin seralarına getiriliyor ve buradaki sebzelerin yetişmesi işte o gübre sayesinde oluyor. Örneğin bu Brüksel lahanası işte o gübre sayesinde yetişiyor ve daha sonra yemekhaneye dönüş yapıyor. Yemekhaneden elde edilen gübre böylece tekrar yemekhaneye dönecek ürünlerin yetiştirilmesini sağlıyor. Yani örnek bir geri dönüşüm zinciri kurulmuş oluyor.